Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocukta dikkat dağınıklığı, zihni oran bir faaliyete odaklanmakta güçlük, ciddi dikkat sorunları yaşanması. Buna eşlik eden hiperaktivite, yani çocuğun amaca yönelik bir davranışı gerçekleştirirken değil, sürekli bir hareket halinde olması. Yani bir işi hızlı ve çabuk bitirmesi değil, sürekli bir planı plan dışında hareketli olması anlamında kullanıyoruz. Olduğu yerde kıpırdanmadan düz duvara tırmanırcasına, motor takılmış gibi bir hareketliliğe kadar hiperaktivite kendisini gösterir. Yani bizim çocuk hani sürekli kıpırtılı diyorsa bu bizim için hiperaktivite bulgusu olma olasılığı yüksektir. Bunun dışında dürtüsellik dediğimiz bir durumda dikkat bir bulgu da dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin önemli bir bölümünü teşkil eder. Dürtüsellik çocuğun içten gelen bir dürtüyü bir süzgeçten geçirmeden hayata aktarması şeklinde özetlenebilir. Örneğin çocuk sınıf ortamında susması ya da dinlemesi gereken bir anda arkadaşıyla konuşmak tercih edebilir. Sınıfta garip sesler çıkarabilir, kalem fırlatabilir. Ya da günlük yaşamda bir sıra beklerken sırasını bekleyemeyebilir, çok sıkılabilir. İstediği bir şeyi almakta ailesine ciddi zorluklar çıkarıp hemen olması isteyebilir, tutturmalar gösterebilir. Yaş küçüldükçe dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda hareketlilik daha belirgin gibi gözükmektedir. Fakat bu bireyden bireye, çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Kimisinde dikkatsizlik daha ön plandayken, kimisinde dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite ve dürtüsellik daha ön planda olabilir. Yaşla birlikte hiperaktivite azalma eğilimi gösterebilir. Görünüm her ne şekilde olursa olsun, tanının doğru konulması, aileden iyi bir öykü alınması, bu hareketlilik hangi ortamda daha fazla oluyor ya da her ortamda oluyor mu, okulda, evde ya da dışarıda farklı bir ortamda, bunların çok iyi değerlendirilmesi lazım. Hiperaktiviteye eşlik eden bir dikkat dağınıklığı var mı? Mutlaka tespit edilmeli. Çocuğun yaşamını ne düzeyde etkiliyor? Bunlar mutlaka belirlenmelidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin tanısı ve tedavisi bir ekip işidir. Ve çocuğun günlük yaşamını ve bundan sonraki hayatının ileri dönemlerini de hem sosyal hem akademik anlamda zorluklar yaşatan, ilişkileri olumsuz yönde etkileyen, çocuğun benlik saygısını azaltan, özgüvenini zedeleyen, başarısızlık hissini fazlaca yaşatan, mutlaka tedavi edilmesi gereken, doğru yaklaşılması gereken, iyi bilgi sahibi olunması gereken bir bozukluktur.